Çağlar'la yeni bir günden herkese günaydın efendim hepiniz. Ekranlarınızın başına, Fox ekranlarına hoş geldiniz. Kıymetli konuğum, doçent doktor Necdet Altıntaş hocam bizlerle beraber bir alkış rica ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, ona. teşekkür ediyorum Çağlar. Kışın neden daha çok uyumak istiyoruz? Bir bunu konuşacağız. Sonra evet. kışın uykuya neden daha fazla aslında ihtiyaç duyduğumuzun derinliklerine bakacağız. Odamızda kullanabileceğimiz kokular uyku kalitemizi arttırır mı, iyi mi gelir, kötü mü gelir soracağız. Rüyalar uyku kalitemizi düşürüyor mu yani bir bölünme olabiliyor mu diye soracağız. Ve sizlere sosyal medya hesabımızdan sorduk. Yeni bir gün Fox'un sayfasından sizlere sık rüya görüyor musunuz diye sorduk. Bir de az sonra egzersiz yapmanın saatini konuşuyor olacağız iyi bir uyku çekmek için sabah mı yoksa akşam mı egzersiz yapıyorsunuz diye sorularınızın cevaplarını da sosyal medya sayfamızdaki anketimizden yanıtlarınızı bekliyoruz. Şimdi başlamadan önce güzel bir haberimiz var. Onu da başlamadan önce bir mutfağa geçmek istiyorum. Nuray ablamız bizlerle beraber ve bugün bizlere neler yapıyor istiyorsanız birlikte bakalım. Pat dizli şey, pat diz çanağında Tavuk sote, tavuk sotemiz, fındıklı, fındıklı kurabiyemiz. kurabiyemiz. Nasılsın? Çocuk, teşekkür abicim. ederim. Ne kadar iyi. güzel olmuşsun bugün. Ay, sağ ol Vallahi canım, çok teşekkür ederim. güzel görünüyorsun. Sağ ol. Böyle başlıyoruz. Şimdi önce e, patates çanağında tavuk sote'mizle başlıyoruz. Allah'ım ne kadar çok malzeme var böyle. Evet. Ama çocukların da bayılı, bayılarak yiyebileceği çok güzel bir menü. <laughs> Aynı zamanda e, misafirlerimizi de ağırlayabileceğimiz. Harika bir menü, menü. diyebilirim. Çok Tabii. merak ediyorum. E, meşakkatli mi yani yapması? Biraz, bu kadar e, çok malzeme yok, olunca. Aslında ço malzemenin çok olduğuna bakmayın. Bakmadım. Çok hızlı ve seri Hadi yapılabiliyor. O zaman yavaş yavaş soğanımızı evet. kavurarak başlayalım. Ön, önce tavuğumuzu. Önce tavuğumuzu. Önce tavuk. Tamam. Tavuğumuzu zeytinyağında herhalde. Zeytinyağında güzelce. evet soteliyoruz. Bir bu biraz sotelendikten sonra soğanlarımız arka arkaya diğer malzemelerimizle, malzemelerimizle beraber... Mi? Ee, onu yapacağız. O iç harcımız. İç Sonra? Pat patatesimizin de içine tereyağı ve kaşar, tuz, nane, kuru nane koyacağız. Bir güzel yoğuracağız hmm. bunu. Yatak haline getireceğiz. Yatak, evet. Böyle çanak. top haline getirip çanak şeklini verip Sotemizi dolduracağız. Üstüne de kaşar koyup fırına Ben süreceğiz. bu kadar karışıklı yemeklere bayılırım. <laughs> hem protein alıyorum hem sebze alıyorum hem evet. patates hem lezzet hem her şey var içerisinde. Evet, evet. Çok güzel bir tarif gerçekten. Sonrasında hmm. fındıklı kurabiyemiz Fındıklı de kurabiyemiz. Bu da, da çok güzel çocukların bayılarak yiyebileceği bisküvi tadında hmm. bir kurabiyemiz. Merak ediyorum bunu da. Bu sıvı yağ ile ama galiba Sıvı yağ ile. Evet, Asıl çok şey yapma da bunu sağlıklı. da. Üzülme boşver sıvı yağ ile olsun. Ne olsun ya çok güzel sağlık. <laughs> tereyağı ya da sıvı yağ. Katı yağ zaten hiç kullanmıyorum ben. Kullanmıyor zaten <laughs> değil mi? O margarinler olduğunca... neredeyse Margarin hiç yoktan, kullanılmıyor. Margarin yok bitti. Ya tereyağı ya sıvı yağ. O zaman siz başladınız ben şimdi yemeğimizle. Evet. Yavaş yavaş da sebzeleri eklerken evet. biz de haberimize bakalım hocamla birlikte. Kışın insan neden daha fazla uyumak ister? Ee, i̇nsanların kışın daha fazla uykuya ihtiyacı olabilirmiş. Bilim insanlarından oluşan bir ekip uyku testlerinden geçmiş uyku zorluğu çeken ama 292 hastayı araştırma kapsamında değerlendirmeye almışlar. Gözlemlerin sonunda uyku bozukluğu yaşayan kişilerde dahi hastaların kışın kışın yaza nazaran beyin aktivitelerinin arttığı ve rüya görebildiği REM uykusunu daha uzun aldıkları ve sonbaharda daha az derin uyudukları görülmüş. Araştırma insanların uyku alışkanlıklarını mevsime göre ayarlamaları gerektirebileceğini de gösteriyor. Yani Mevsim mi bize uyacak, biz mi mevsime uyuyoruz hocam? Ya biz Nasıl mevsime olur? uyuyacağız. Hatta dolunayın bile insanın üzerinde etkisi vardır. Mesela dolunayda insanlar daha az uyurlar. Uyuyamıyor. Evet. Tabii. Bunun sebebi de şudur. Dolunayda ay... Ee, sanki güneşmiş gibi insanların gözünün içerisine vurduğu için beyin diyor ki hayır hava kararmadı uyumadı diyor. Dolayısıyla ta atalarımızdan beri getirdiğimiz bir özelliğimizdir bu. Doğru. Aydınlık olduğu için uyuyamıyoruz. Tam için. melatonin yani, salgılanmıyor muhtemelen. Aynen Melatonin salgılanmıyor. Kışın daha fazla uyuyor olmamızın iki tane sebebi, sebebi var. var. Bir tanesi havanın erken kararıyor olmuş olması. Hı hı. Hava erken karardığı için sizin de söylediğiniz gibi Beyindeki melatonin sentesi daha erken başlıyor. Çünkü beynin uyuyabilmesi için beyine bir hormon gerekiyor. Beyine demesi lazım ki hadi sen artık uyu. Hava karardı. Yani melatonin uyku hormonu değil biliyorsunuz. Sadece evet. melatonin beyine uyu diyen bir hormon. Dolayısıyla bu hormon Erken salındığı için daha erken uyuyorsunuz bu bir. İkincisi ise soğuk hava. Hmm. Özellikle hava ne kadar çok soğursa rem patlamaları meydana gelir. O yüzden de dikkat ettiyseniz yoğun bakımlara gittiğiniz zaman yoğun bakımlar genelde soğuktur. Çünkü evet. iki, iki sebeple dolayı. Bir Nedir? metabolizmanızı yavaşlatmak için. Dolayısıyla beynin enerji tüketmesini azaltmak için. Beynimiz çok ilginç bir organ. Topu topu 1.4 kilogram ağırlığında yani vücut ağırlığınızın neredeyse yüzde ikisi kadar. Ama öbür taraftan vücudun yaklaşık %20-25 enerjisini sarf ediyor. Hmm. Dolayısıyla e, özellikle yoğun bakımlarda bu enerji sarfiyatını azaltabilebilmek için ısıyı düşürürsünüz 22 derecelere ama getirirsiniz. ama şey anlamadım mesela soğuk olmasının sebebi metabolizmayı yavaşlatmak soğuk metabolizmayı yavaşlatan bir Yavaşlatıyor, şey midir? Evet. Yani o yüzden kışın daha zor kilo vermek gibi düşünebiliriz. Aynen. De düşünebiliyoruz. Aynen tabii. Anladım. Peki e, hocam bu bunu tam konuşurken aslında yaşlandırmayı hızlandıran uyku pozisyonlarına da bir bakalım. Herkesin de nasıl uyuduğuna şöyle bir e, bakıyordur diye tahmin ediyorum. İlki mesela yüzüstü uyumak ve yan yatmakla ilgili hocamız bize evet. verecek kıymetli bilgiler var. Hocam ne Şimdi yüz yatmak en sıkıntılısı yüz üstü yatmak. Yani ben mesela yatıralım geliyorum. yatıralım mı? Evet bence de bir geleyim evet, ben. Bugün, var bugün, mı kimse? Var var olmaz mı? Şöyle Gösterecek mı? birisi? Ceylo. <laughs> Merhaba Ceylo dedim ya. Hoş geldin. Şimdi Hadi, seni, seni böyle bir yatıralım mesela. Diyelim ki televizyon seyrediyoruz. Bu bizim televizyon koltuğumuz. Televizyon seyrediyoruz. Akşam insanlar genelde televizyon başında seyret seyretmeyi evet, isterler. Hocam bu saçlarla rem uykusuna geçilebilir mi? Benim sorum bu. Bence insan <laughs> insan rem uykusuna tabii ki... Ya sen nasıl yaptırdın ne kadar güzel bunları ya? Inanılmaz, var, i̇nanılmaz bir şey. Büyük bir bir de, nasıl emek hafif. Var. Hayır, emek var hocam. Nasıl hafif? Hani sanki böyle çok hantal bir şey zannedersin. Baba ah Allah aşkına. Vallahi ki yarın böyle gelirsen beni şaşırmayın. <laughs> Vallahi çok beğendim ya. Şöyle... Bana da yaptıralım değil mi? Kaç gün kalıyor bu? 3 ay. 3 ay mı? Hı hı. Nasıl yıkama? Normal yıkamalı. Normal yıkamalı. Neyse on sonra konuşuruz. Uykuya geri dönüyoruz. Eve. Şimdi televizyon seyrediyoruz değil mi? Televizyon başında niye insanlar genelde televizyon seyrediyorlar? Hı. Çünkü televizyon başında televizyon seyrederken eğer oradaki görüntülere çok fazla kendilerini kaptırmamışlarsa en azından kendi kafalarının içerisindeki sesleri susturuyorlar. Oradan bir ses geliyor. Yalnızlıkları gidiyor, streslerini baskılıyorlar. Hani hocam diyorlar televizyon başında seyrede uyuyalım mı? Tabii ki uyumayın aslında. O ışık zararlı ama öbür taraftan da düşünün evde yalnız, kafasının içerisinde binlerce ses var. Bunu susturmanın en iyi yöntemi işte televizyon seyretmek, müzik dinlemek, hmm. belki müziği de konuşuruz. Şimdi diyelim ki uykusu geldi ve böyle kanepede yattı. Bir yüzüstü yatar mısın? Yüzüstü yat. Yüzüstü. Şey. Evet yüz sanki evet. şöyle yastığa şöyle sarılır gibi alttan yatarsın yani. Evet. Ha şöyle aa, Aynen böyle. Ha şöyle. Şimdi bakın böyle yüzüstü Hı. yattığı zaman iki tane şey Kafanı oluşuyor. Kafanı yan koy, koy şöyle ha. Koy bakalım böyle. Evet böyle pozisyonda da biz bir tanesi. Bir bazen. tanesi evet. böyle bastırdığımız için yüzünüzde, cildinizde kırışıklıklar meydana geliyor. Yani sabah kalktığınız zaman bakın böyle özellikle yüzüstü yatanlarda bu yüzün burada derisinde kırışıklıklar, kırışıklıklar. kırışıklıklar evet oluşuyor bu bir. İkincisiyle bu pozisyonda yatıyor olmak beyinden giden kanın dönüşünde sıkıntı meydana geliyor. Özellikle boğaz bölgesinde şu bölgelerde ödem meydana geliyor. Solunumu zorlaştırıyor. Çünkü böyle duruyor. Yani Aynen şöyle öyle. durduğu için ister istemez. Tabii. Boyun Ama. içinde saatli değil. Tabii ki yani muhtemelen fizyoterapist arkadaşımız da bunu çok daha iyi anlatacak. Boyun içinde hoş değil. Dolayısıyla bu pozisyonda yatmak hem cildi zarar veriyor bir. İkincisi de Sıvı akışını bozduğu için bu pozisyonda mutlaka yatmamak gerekiyor. Ta, bu bu yatmayacağımız bir evet. pozisyon. Yan tarafa dönelim en şimdi. En güzel yan, yan pozisyon. En doğru olan yan mı hocam? Evet en doğru olan yan pozisyon. Yan pozisyonda daha önceden söylemiştim. Eğer midenizde reflü varsa bakın reflü varsa. Evet. Eğer bu tarafa doğru yatacak olursanız yani sağ yanınıza doğru olacak olursanız içindeki sıvı Akciğerlerinize doğru geleceği için akciğer hasarına meydan olur. Dolayısıyla reflünüz varsa kesinlikle sağ yanınıza doğru yatmayın. Çünkü sağ yanınıza yattığınızda midenin kapağından sıvılar, sıvılar yukarıya doğru gelir. Gelebilirler. O yüzden tamam. reflü hastaları yan yatarken sol yanı üzerine yatsın ki sağ yanlar üzerine yatmasın. Bu yatış pozisyonu en iyi pozisyon. Hatta bu pozisyonda yatarken eğer bir başka yastık daha olsaydı var mı bir Hocam, başka Hocam e, yastık var mı Merviş? Evet getiriyor, tamam, eğer varmış. yastık varsa. Onu alabilir miyim ben? Ayşe ablacığım. Ay, yemin ediyorum dört nala koştu. Teşekkür Sağ olun, ediyorum. Benim çok teşekkür ederiz. Eğer bunu, bir yastık daha Bunu, daha bunu var. da böyle bacağımızın... Bacak arasına. Ha, evet. Aynen böyle aldığımız zaman çok daha hem bakın böyle bacaklarının arasına aldığımız zaman evet. çok daha rahat etmiş oluyoruz. Hem bacağa yük binmemiş oluyor. Yastığa bindirmiş evet, oluyorsunuz. Evet. Bir de bunun diğer bir etkisi de var. Özellikle yapılan çalışmalarda şunu göstermişler. Birisine sarıldığınız zaman... Bunun adına ködiling efekt deniyor. Çok daha iyi uykunuz geliyor. Çünkü ona sarılmak oksitosin dediğimiz annelik evet, hormonunu evet. salgılatıyor değil mi? Evet. O yüzden orada yastığa sarılıyor olmanız da tabii bir partneriniz yoksa size aynı o duyguları yaşatıyor. Yani sanal da olsa tabii. Gerçek ki. oksitosin tavsiye ediyorum. Çocuğunuz varsa ona sarılın. Ha, çocuğunuz Siz varsa. bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani normalde yatılmaması gerekiyor ya. Ben de bunun bilincinde olan bir anneyim. Aha. Ama yani bazı koşullardan dolayı biz ufak oğlumla beraber yatıyoruz. Ve tabii ki uykular inanılmaz keyifli bir, sabah evet. uyanmalar inanılmaz keyifli bir hale geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? 14 yaşındaki oğlum kendi isteğiyle kendi yatağında yatıyor sonuçta. Ben de benimle yat diye zorlayamam mesela ama nasıl buluyorsunuz bunu? Ya bence şöyle bir şey var. Özellikle mesela tütün bağımlılığında bile, özellikle 2-3 yaşlarındaki ya da 1 yaşındaki oral dönem dediğimiz anneyle meme bağlantısı problemi olan insanlarda da ileriki yaşta tütün bağımlılığı meydana geliyor. Aa, çok yani farklı. buna oral dönem diyoruz. Yani evet. insanın çeşitli dönemleri vardır. Oral dönem vardır. Anal dönem, fallik dönem vardır. Oral dönem bebeğin doğduktan sonra anne memesini iç emi olması. Evet. Eğer bu dönemde anne ile çocuğun arasında güçlü bir bağ yoksa çocuk ileriki yaşlarında bağımlı Belki o boşluğu doldurmak için boşluğu e, zararlı alışkanlıklar ediniyor. Dolayısıyla anneye ki, sarılıyor tabi. olmak e, tabii ki bazı etik açılardan ters geliyor olabilir ama eğer bu sizin kendi aranızdaki ilişki, sizin aranızdaki bu bağı güçlendiriyor, insanın ruhen daha güçlü daha hale getiriyor. getirebiliyor. Kesinlikle. Yüzümüzdeki kırışıklıklar olmaması adına veya daha sağlıklı bir yatma pozisyonu olarak yan yat, yatışı hocamız gösterdi evet. ama aynı zamanda sırt üstü yatmakta. da, evet. değil mi? Sırt üstü Yine şöyle omurgayı bir de sırt, sırt üstü miyiz? Hı hı. Şimdi sırt üstü yatmak da özellikle yatağınız biraz serse bu da sıhhatli yatışlardan bir tanesi. Bakın yüzünüz hiç yere değmiyor ama bunu kime tavsiye etmiyorum? Özellikle obezseniz hı. kiloluysanız ve horluyorsanız bu pozisyonda yatmayı tavsiye etmiyorum. Çünkü bu pozisyonda yattığınız zaman özellikle şu dil kökünde sıvı birikmeye başlıyor ve bu sıvıdan dolayı uyku apne dediğimiz nefes tıkanıklıkları daha fazla artıyor. Şu yükseklikte kafamız olduğu zaman. Evet. Ama tabi pozisyonunuzu yükseltirseniz, yastığınızı daha yüksek yapabilirseniz sırt üstü de yatabilirsiniz. Ama e, kilonuz obezse bu yatış pozisyonundan mutlaka uzak durmak lazım. O yüzden ben horlayan hastalarda hatta şunu yaparım. Sırtının arka tarafına buraya Şuraya. bir tenis topu diktiriyorum. Tenis topu rahatsız ettiği için sırt üstü yatamıyorlar. Yan yatmak zorunda yat kalıyorlar. Ama, ama güzel bir yöntem evet. hocam. Evet. Hakikaten o huzursuzluğu yatıp direkt... Yan tarafa yatabilirler. Peki var mı hocam burada eklemek istediğiniz? Yok hayır eklemek istemiyorum ben teşekkür arkadaşıma ediyorum. Arkadaşıma da. Şimdi günün şaşırtan haberiyle devam edeceğiz. Alarm erteleyenler ekran başına demek istiyorum. Alarm ertelemek dinçliği arttırıyormuş. Stockholm Üniversitesi'nden araştırmacılar alarmlarını erteleyenlerin genel olarak daha az uyuyan gençler olduğunu gözlemlemiş. Ertelemenin en yaygın nedeni ise yorgun hissetmekte katılımcılar aniden kalktıklarında da yarım saat daha ertel ertelediklerinde de eşit derecede uykulu hissetseler de 30 dakika şekerleme yapanlara yapmalarına izin verildiğinde beyin aktivitelerinde daha iyi puan almışlar. Tabii. Yani ben mesela bunu tam tersini düşünüyordum. Çünkü ben de yani çok erteleyen bir insandım ama demek ki ertelemek o uyku bir anda kalkmaktansa yavaş yavaş o şekerleme keyfini yapabilmek de mesela iyi mi hissettiriyor hocam? Ne düşünüyorsunuz bu araştırma hakkında? Şöyle, tabi e, tabii bunlar buna tabii ki çalışmalar, e, güzel çalışmalar, büyük çalışmalar bunlar. Bir sürü insan üzerinde yürütülen e, uyku çalışmalarının sıkıntısı şudur. Özellikle rüya çalışmalarının insanların nasıl rüya gördüğünü göre, bilemezsiniz. Sadece o sırada uyandırıp sormanız gerekiyor. Dinlendiniz mi diye sormak gerekiyor. Evet. Burada İnsan uyandıktan sonra özellikle REM uykusunda yani rüya görürken uyanırsa dinlenik kalkıyor. Ama üçüncü dönem uyku dediğimiz bir uyku döneminde uyanacak olurlarsa o takdirde sersem hissediyorlar. O yüzden özellikle bu akıllı telefonlar sizin uyku periyodunuza bakıyor. Bizim uykumuz Dört fiteslidir. Burada ben bir şöyle bir kalkabilir miyim? Siz oturun ben şöyle bir kalkayım. Ha, tabii bakın. şu uyku dönemleri evet. saatleri. Şimdi Heh. normalde bakın bu bizim bir uykumuzu gösteriyor. Ekip çok iyi çalışmış bunu ben getirmemiştim süper. Şimdi Hı, bakın öncelikle uyanığız. Ondan sonra birinci fiteste uyku da gidiyoruz. Yani birinci uyku. Arkasından ikinci uykumuzu uyuyoruz. Sonra üçüncü dönem uykusunu uyumaya başlıyoruz ve Arkasından bakın saat bir buçuk gibi eğer 12'de yattıysanız bir buçuk gibi rüya görmeye başlıyorsunuz. Şimdi burada enteresan olan bir şey var şurada. Bakın rüyaya bir bakın gecenin ilk yarısında rüya süreniz şurası kısayken gittikçe uzuyor ve sabaha karşı rüyalarınız artmaya başlıyor. Yani rüya süresi ilk gecenin ilk yarısına göre sabahın saat altısında en uzun. O yüzden de uyandığımız zaman kabus görüyor olmuş olmamızın. Kötü rüyaların sabaha karşı görülüyor olmasının sebebi bakın burada sabaha karşı rüya sürenizin uzun olması. Dinlendirici uyku açısından da bakın özellikle öğrenci arkadaşlar için söylüyorum. Şurası da dinlendirici uyku. Kaç Saat kaç hocam? Yani burası işte saat 12 ile 1 arasında. Bakın bir arasında. bu da gecenin ilk yarısında uzun gittikçe sabaha karşı kısalıyor. kısalıyor. Dolayısıyla beyin şöyle çalışıyor. Diyor ki ben seni gecenin ilk yarısında dinlendireyim. Sonra beyni birden bir yere rüyada hıfızlı çalıştırayım ve bu rüya döneminde de senin öğrenmeni sağlayayım ve senin bir takım problemleri unutmanı sağlayayım. İşte biz sabah şurada uyanırsak sersem hissetmeyiz. Ama şurada, şurada uyanacak olursanız he. derin uykuda uyandığınız zaman sersem hissediyorsunuz. O yüzden de e, akıllı telefonlarda sizin nerede uyandığınızı tahmin ediyor. Sizin mümkünse yer rem dediğimiz rüya döneminde uyandırıyor veyahut da diğer birinci, ikinci fiteslerde uyandırıyor ki sersem hissetmeyin diye. Şeyi merak ediyorum. Yani derin uykuda mı rüya görüyoruz? Eğer hiç rüya görmüyorsak hiç derin uyumuyoruz anlamına mı geliyor? Ve neden mesela rüya görüyoruz? Bakın... Neden bazıları hiç görmüyor? Şimdi şöyle orada bakın e, derin uykudan sonra rüyaya geçiyorsunuz. Yani şu an sizin beyninize baksak çılgın gibi çalışıyor değil mi? Tak 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 çalışıyor. Rüyaya geçtiğiniz zaman ne yapıyor? Beyin birden e, daha hızlanmaya başlıyor. Sanki uyanıkken halinizden çok daha hızlı hale geliyorsunuz. Ama uyku esnasında derin uykudayken beyin kendini dinlendiriyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Rüya aslında beynin bir çalışma sistemi enerji harcama sistemi, sizi sayıflatma sistemi, unutma sistemi ve hatırlama sistemi. her şey her şey yani. o yüzden de mesela oluyor, fare an. çalışmalarında şunu göstermişler. özellikle rüyayı beynin kök, kökü yapar. beynin kök tarafında pons dediğimiz bir kısım yapar. burayı farelerde kestiğin zaman rüya görmüyor. rüya görmeyen bütün fareler ölüyorlar. yani biz rüya görmezsek ölürüz. rüya görmeyen herkes 6 hafta sonra Bilemediniz 8 hafta sonra ölür. Ay sonuçta görüyoruz da, ha, şimdi panik yapmayalım. Evet. İlla görüyoruz da hatırlamıyoruzdur yani, değil mi hocam? Rüyayı görüp hatırlamamak çok daha iyi. Sizin uykunuzun çok güzel gittiğini gösteriyor. Yani o kadar güzel uyuyorsunuz ki o rüyayı hatırlamıyorsunuz. Hatırlamıyoruz bile. bile. Çünkü tamam. neden? Bakın en çok rüyayı ne zaman görüyorduk? Sabah görüyorduk değil mi? Tabii, Siz tabii. eğer sabah vakitinde dişinizi gıcırdatıyorsanız, ee, ne bileyim horlamalarınız varsa, huzursuz bacaklarınız varsa, bacak hareketleriniz varsa, stresiniz varsa, ne yapıyorsunuz? Rüya sonrasında uyanıyorsunuz ve o rüyayı hatırlıyorsunuz. Hmm. İşte o yüzden rüya hatırlamak aslında iyi bir şey değil. Hepimiz rüya görüyoruz. Sizde, Ayşe Hanım da, Hanımefendi de, hepimiz aynı rüyayı görüyoruz. Hatırlayanlar ve hatırlamayanlar diye o zaman ayırmamız evet. daha doğru olacak. İngiltere'deki bir önemli kliniğin yaptığı araştırmaya göre. Sık sık korkunç rüyalar gördüğünüz kabus bozukluğu iyi uyumayı zorlaştırarak yorgunluğa, zihinsel sağlık sorunlarına ve günlük yaşamda işte bozukluğuna da yol açıyormuş. Yani kim ister ki korkunç rüya görmeyi bugün içerisinde yaşadığımız veya hiç yaşamadığımız eskiden yaşadığımız bilinçaltıyla alakalı bir şey mi? Yani ben ki. hiç kabus görmek istemiyorum. Nasıl olacak bu? Şimdi çok güzel bizim gün içerisinde yaşadığımız her şey bilinçaltına yazılıyor. Yani rüyada rüyanın enteresan tarafı şudur. Siz gündüz görmediğiniz hiç kimseyi rüyanızda göremezsiniz. Yani hiç tanı mesela ben rüyamda tanıdık olmayan birisini görüyorum. Hayır göremezsiniz. Mutlaka siz onu ya otobüste ya metroda ya bir yerde ya yoldan geçerken e, hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla da aslında bizim rüyalarımız mutlaka gördüğümüz insanlarla meydana geliyor. Şimdi kabuslarda da siz bilinçaltına farkında olmadan birçok şey yazıyorsunuz. Tabii farkında kendimize olduğunuz... bile söyleyemediğimiz içimizden geçirdiğimiz endişeler, Bakın, korkular da yazılıyor o farkın, zaman. Farkın hayatta bizim farkında olduğumuz bir hayatımız var. Bir de farkında olmadığınız hayatımız var. Şu anda oturuyorsunuz değil mi? Oturuyorum. Şu an mesela oturduğunuz yer şu an sert mi yumuşak mı? Sert, değil mi? Evet. Şimdiye kadar fark ediyor muydunuz? Etmiyordunuz, Bazen değil mi? Bazen dirseğim acıyınca fark ediyorum. Ha? <laughs> Acı oluşunca fark ediyorsunuz. İşte bunun adına eşik altı diyoruz. Biz eşik altındaki verileri aslında fark etmiyoruz. Bu aslında beynin kendini bir koruma sistemi. Böylece aslında bilinç altına attığımız olaylar nightmare dediğimiz yani kabuslar olaraktan açığa çıkıyor. Bu, bu da sizin yüksek kaygı ve stres içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Bir de gündüz uykusundan mincik bahsedelim. University College London araştırmacılarının yaptığı bir araştırmaya göre düzenli olarak e, gündüz vak vakti birazcık uyumak için zaman bulmanın beynimiz için çok iyi olduğunu ve daha uzun süre daha büyük e, kalmasına yardımcı olduğu söyleniyor. Beynin daha büyük kalması ne demek oluyor yani hocam? Beynimiz Ne zaman küçülmeye, hangi durumlarda da küçülmeye Yaşlan. Getir? Beynimiz yaşlandıkça ha. hepimizin beyni küçülür. Küçülüyor. Kıvrım sayısı azalır. Beyni küçülten en önemli şey nedir biliyor musunuz? Strestir. Şimdi ben stresin üzerinde hani diyorlar ya bu beni kanser etti. Bu beni veremedi. Sinir etti. Evet, et Ben onun tıp fakültesindeyken hastane. inanmıyordum ama şu an anlıyorum ki gerçekten stres insanı kanser eder. Neden? Bakın stresli olduğunuz zaman böbrek üstü bezinizden adrenalin ve kortizon dediğimiz bir madde salgılanır. Şimdi bu kortizonu Doktor size dışarıdan verdiği zaman ne diyor? Bakın bunu alırsanız kilo alırsınız, işlahınız artar, gözünüzde katarak olur, kemiğinize femur başından nekroz yani orası ölür diyor, değil mi? Sizin bu dışarıdan verilen kortizonu habire vücudunuzun ürettiğini düşünseniz. O kortizol. Aynısı. Evet. O kortizol, o Aynı. kortizon aynısı. Aynı etken maddeler. Dolayısıyla siz habire... Ekstra dışarıdan almayla verme arasında. Hani diyor ki hani bu, şey, bu ilaçta kortizon varmış kullanmayayım diyorsun ama halbuki kendi kendine... Kendi kendine üretiyor. Ama sen eser miktarlarda, düşük miktarlarda üretiyorsun. Ama habire stresin içerisinde olduğun zaman habire beyni, beyniniz kortizon. Peki kortizon İğne olarak yaptığınızda ne yapıyordu? İştahınızı artırıyordu değil mi? E siz de stresteyseniz o zaman iştahınızı artar mı? Artar. artar. Kortizonu dışarıdan aldığınız zaman sizi kanser yapıyor uzun vadede. E peki o zaman ben de neden kanser yapıyor? Çünkü DNA'yı onaramıyor. Vücut gündüzleri DNA hasarı meydana gelir. Kanser hücreleri meydana gelir. Gece onu onarır. Sizin eğer beyninizde kortizon varsa, ha kortizonlar içerisinde yüzüyorsanız o zaman vücudunuzda DNA'yı onaramadığınız için veremde olursunuz, immün sisteminiz de çöker ve kanser de kanser de olabiliriz. Peki, e, hocam iyi bir uyku için sabah egzersizim yoksa akşam egzersizim mi e, sorusu. Bu arada bu soruyu aynı soruyu sizlere sosyal medya hesaplarından da sorduk. E, az sonra cevaplarını da açıklayacağız. E, hocamızın yorumunu almadan önce araştırmacılar akşam egzersizinin de sabah egzersizi gibi faydalı olduğunu ve uykunuza zarar vermediğini gösterdiği yönünde. Gün ışığında sabah egzersizi yapmak vücut saatiniz saatinizi senkronize etmenize yardımcı olabilir sabah uyanmanızı ve gece uyumanızı yine kolaylaştırabilir enerji harcamak sabah da olsa akşam da olsa önemli ama siz tabii ki bir uyku uzmanı olarak akşam egzersiz yapmayı uykunun üzerindeki kalitesi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz herkes kendine şu soruyu soruyor sana da ben sorayım ee, sabah kaçta kalkıyorsun 6.30. Sabah 6.30'da kalkıyorsun. Akşam kaçta yatıyorsun? 10.30. 10.30'da buçuk. yatıyorsun. İşte bakın Çağla bir örneğimiz. Eğer erken yatıyorsanız, erken kalkıyorsanız siz aslan uykusu uyuyorsunuz demektir. Yani siz aslında bir CEO karakterisiniz. Yani idare şey yaptığı A tipi kişilikte olan, insanları idare etmeyi seven, e, ve hayatı idare etmeye çalışan, her şey kontrolüm altında olsun diyen insansınız, Siz arslansın. Dolayısıyla sizin karbonhidratlardan uzak durmanız gerekiyor. Ama sizin, Nasıl çünkü kar, spor yaptığın için yaramıyor. Çünkü arslanın karbonhidrat tüketmemesi gerekiyor. Sen e, sabah sporu yapacaksın. Çünkü arslanlar sabah sporu yapması gerekiyor. Şükür ben de öyle yapıyorum. Evet. Yani sabah olmasa da sabah bir öyle. Şimdi bir de sabah bizim kutlarımız var. Kurt, işte o akşam sporu kurtlar herkes her şeyi yapmaması lazım. Eğer her şey herkese uygun değil, değil yani. Eğer siz geç yatıyorsanız ve uyuyamıyorsunuz mesela saat 2-3 gibi uyuyabiliyorsunuz gece hmm. sabaha karşı. İçe dönükseniz sanatsız kişilikseniz böyle resim yapmaktan güzel resimler yapıyorsunuz, güzel şiirler yazıyorsunuz, sahnede çok iyiyseniz bu da sizin kurt kişiliğinizde oluyor. Ve kurtların da yine karbonhidrat tüketmemeleri gerekiyor. Kahveyi daha geç saatte içebilirler. Arslanların erken içmeleri gerekiyor. Aynen, aynen. Evet, yoksa öbür türlü uykuları evet. kaçar. Bu kişilerin, kurtların özelliği de şudur, bunlar çok çabuk içlerine döner ve hayata çok kolaylıkla küsebilirler. Kurtlar. Çünkü sanatçılar takdir edilmeyi bekliyorlar ve takdir edilmedikleri takdirde küsüyorlar. O yüzden de kurtlarının e, karbonhidrattan uzak durup protein ağırlıklı beslenip Akşam spor yaparlar yani sabah gerekiyor. yaparlarsa e, kalbe zarar verirler. Bir de Oo, kurtlar ve aslanlar. Bir de yunus balıklarımız var. Yunus Onlar? balıklarımız da bunlar da şu hocam ben en ufak tıkırtıyı duyduğumda tık 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 hemen uyanıyorum diye. Böyle e, her şeye sinirlenen, şurada karınca yürüse sinirlenen tiplerimiz var. Bunların mutlaka sabah akşam spor yapmaları gerekiyor. Hem sabah hem akşam spor yapmaları gerekiyor. Karbonhidrat tüketebilirler yunus balıkları. Aa. Çünkü bunların uykuları genelde yaşla beraber aslanlar ve e, kurtlar da eğer spor yapmazlarsa, immün sistemlerini güçlendirmezlerse bunlar da yunus balıklarına doğru dönerler ve en ufak şeyden uyanmaya başlarlar. Hmm. E, dolayısıyla yunuslar istediği saatte spor, spor yapabilirler ki gibi. iyi uyusunlar yoksa bunların zaten en çok zorlandığım benim uyutmaktaki kısım yunus balıkları. En zor olanlar, uykusunu en derinleştiremediğiniz zor. belki evet. de. Yani aslında sabah akşam egzersizleri bireysel olarak değişiyormuş. Sosyal medyadan yaptığımız ankete göre de sabah egzersizinin %81 oranında daha e, kaliteli bir uyku geçirmemizde etkisi olduğunu söylemişsiniz. %19'da akşama egzersizini tercih edenler olmuş. Şimdi birazcık da oda sıcaklığına bakalım. Oda sıcaklığı uyku kalitemizi nasıl etkiliyor? Kışın hepimiz sıcacık bir odada uyumak isteriz. Evet. Yazında hepimiz ferah bir odada uyumak isteriz. Peki bu sıcaklıklar uyku kalitemizi bu ritmi içerisinde nasıl etkiliyor? Şimdi genelde herkes özellikle yaş üzerinde yaşlandıkça insanlar daha sıcağı sevmeye başlarlar. Ben sıcağı seviyorum derler ama oda sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıktığı zaman sizin kabuslarınız artar. Hmm. Yani o sabaha karşı gördüğünüz kabusların artmasının sebebi oda sıcaklığının artıyor olmuş olması. O yüzden de mesela dikkat edin. Bunu nereden anlayabiliriz? Hiç oda sıcaklığına gerek yok. Çocukluğunuzda ateşli olduğunuz zamanlarda kabus görüyordunuz değil mi? Ateşli dönemler insanın kabus gördüğü dönemlerdir. Dolayısıyla nasıl vücudunuzun sıcaklığı size kabus gösteriyorsa odak sıcaklığınızın artması da size kabuslar gösteriyor. O tetikleyebiliyor Tetikliyor. yani. Tetikliyor. Ama vücut sıcaklığı ne kadar düşerse ayaklarınızı iyi ısıtıp başınızı sıcakta tutup oda sıcaklığını 22 derecede tuttuğunuz takdirde rüya patlamalarınız olur. Sabah kalktığınızda kendinizi daha iyi dinlenmiş hissedersiniz. Kendinizi daha konsantre hissedersiniz. Günlük hayata çok daha verimli olaraktan devam edersiniz. Bilim insanları iyi bir uyku için gereken ideal sıcaklığı tespit etmişler. Amerika'da yayınlanan araştırmaya göre uzman ekip 65 yaş üzerindeki 50 kişinin 11 bin gece uykusunu izlemişler. Araştırmada yaş grupları konusunda oda sıcaklığında ciddi farklılıklar bulunduğu belirlenmiş. 65 yaş üzerindekilerde 20-25 derecelik oda sıcaklığının iyi bir uyku için ideal olduğu ortaya konulmuş. Ayrıca ekip oda sıcaklığının 30 derece üzerine çıkması durumunda uyku kalitesinde %5 ila 10 düşüş kaydetmiş. Yani 65 yaş üzeri için 20-25 dereceler işte bebekler için hep böyle 21-22 derece serinde tutun evet. e, derler. Şimdi e, hocam e, bir de müzik kısmı var işin. Evet. Şimdi e, müzik kısmında da mesela hareketli şey ben mesela benim oğlan çok yani seviyordu dinlemeyi. Ben de diyordum ki çok var hareketli şarkılar dinleme, meditasyonlar, şunlar, bunlar sakin müzikler diyordu Anne diyordu ben öyle uyuyorum. Bak, Danimarkalı bilim insanları uykuya dalmak için dinlenen müziklerin karakteristik özelliklerini belirlemişler. Buna göre aralarında Billie Eilish işte BTS ve bu kim bilmiyorum Halid'in de bulunduğu Hareketli şarkılarıyla bilinen Ay yaşlandık mı ya vallahi bunu çocuğa sorsam bilir evet. Şarkılarıyla bilinen müzisyenler de Dinleyicilerin rahat biçimde uyumasını Sağlıyormuş yani hareketli şarkıların Daha fazla uykuyu getirdiğini Hangi yaş için daha doğru buluyorsunuz diye soruyor Yani bence şey. burada bir kere e, Soru şu Yatarken müzik dinleyelim, dinleyelim mi dinlemeyelim evet. mi tamam. Öncelikle bu Bir kere eğer müzik dinlediğinizde kafanızın dağıldığını düşünüyorsanız ve müzik dinlediğinde stresinizin azaldığını fark ediyorsanız. Çünkü şöyle ritim, ritim insanın zihnini de yavaşlatıyor. Çünkü bizim beynimizde şu an saniyede 12 hertz, 12'den daha fazla dalga var. Tak 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 diye vuruyor. Ama uykuya geçtiği zaman beynin içerisindeki vurma şu hıza dönüşüyor. 7'ye dönüşüyor. Dakik saniyede 7 kez bu hıza dönüşüyor. Eğer o müziğin içerisindeki davul sesi, ritim sesi, ritimdeki ses saniyede 7 kere vuruyorsa, şu hıza doğru dönüşüyorsa sizin beyninizdeki dalgalar da teta dalgasına doğru gidiyor. Dolayısıyla hmm. bunun adına beyin dövme deniyor. Dö beyin dövüyorsunuz. O, ee, uyumak istiyorsanız, meditasyon yapmak istiyorsanız o davul sesinin duraksamalı gitmesi gerekiyor. Tak, tak, tak diye gitmesi gerekiyor. Ama diyorsan ki ben Hızlanmak istiyorum, ee, serotoninimi artırmak istiyorum, Evet, enerjimi Enerji artırmak, mi artırmak istiyorum, istiyorum, istiyorum diyorsanız o zaman da ritminizi artırmanız hmm. gerekiyor. Ritmi artırdığınız zaman e, daha enerjik hale, daha dopamin sentez eter hale geliyorsunuz. Ama yine de bakın suya bir bilgisayardan ses dinletmişler, klasik müzik dinletmişler. Bunun haricinde işte ne bileyim, rock müzik e, veya da rock techno dinletmişler ama bu tarafta da trash müzik ve heavy metal dinlettikleri He. zaman suyun kristal yapısının bile trash metalde heavy metalde bozulduğunu göstermişler. Yani tabii siz eğer hoşlanıyorsanız ayrı bir mesele. Mesela o da gece yatarken belki su edin. hoşlanmıyor olabilir. Ama siz kendinize göre Hangisinden hoşlanıyorsanız, size hangisi iyi geliyorsa müziğin bu anlamda çok faydası var. Ama müziğin tabi özellikle bizim kahverengi müzik dediğimiz, beyaz müzik dediğimiz müzikleri dinlerseniz. Beyaz müzik dediğimiz şey şu, e, sanki arabanın tekeri gibi böyle ya da yağmurun bir saca vuruyor olmasının sesleri gibi sesler dinlediğiniz zaman... Bu sesler daha iyi uykunuzu getiriyor. Şu anda bile uykumu getirdi düşünmesi bile. Çok güzel bir VTR'miz var. Hocamıza teşekkür ediyoruz evet. bu VTR için. hocamız ekibimizle birlikte buluştuğu ve her gece uyanıp yemek yiyen uyku hastasına önemli bir test yaptı. Hep birlikte izleyelim. Hocam merhabalar. Merhaba Dilara. Burada bir hasta beyefendimiz var galiba. İsminiz nedir? Hakan. Hakan Bey, bugün buradayız hocam. Peki hastamızın şikayeti nedir? E, genellikle e, akşamları uyuduktan sonra yaklaşık bir saat bir buçuk saat sonra e, istemsiz olarak e, karnım acıkmasından dolayı diye düşündüğüm e, gece yeme alışkanlığım var. E, ne kadar e, kendimi durdursam da gecenin belirli bir saatlerinde istemsiz bir şekilde mutfağa girip şeyler yediğini hatırlıyorum. Müzik Bunu engellemek için de e, akşamları yemekleri e, buzluğa koysak bile yine bu şekilde gece yemek yiyorum, mutfağa kilitliyoruz, anahtarı bir şekilde buluyorum. Bulmasam bile kapıyı zorladığımı biliyorum. Peki geceleri uykunuz sürekli bölünüyor mu? E, çoğu kez sürekli bölünüyor çünkü e, çok yemekten kaynaklı diye düşünüyorum. E, nefesim kesildiğini biliyorum, gece boğularak uyandığımı da biliyorum, nefesime 2-3 dakika nefes alamadığımı da biliyorum. İşin uzmanı olarak size soralım, nedir bu durum, nedir bu hastalık? Yani şimdi Hakan Bey'in anlattığı kadarıyla, bakın çok ilginç bir şey söyledi, diyor ki geceleri kalkıp diyor istemsiz olarak yemek yiyorum diyor, bu bir. İkincisi daha ziyade seçici değil, karbonhidrat ağırlıklı besleniyorsunuzdur herhalde değil mi? Evet. Yani gündüz sebze be be beslense bile geceleri genelde karbonhidratla yiyor. Sanki bu hastalık psikolojikmiş gibi zannediliyor ve psikolojik tedaviler alınıyor. Ama bu hastalık bir psikolojik hastalık değil. Aslında bu uykuyla ilişkili yeme hastalığı dediğimiz bir hastalık ve bunun tedavi edilmesi gerekiyor. Bunun psikolojiyle hiçbir alakası yoktur. can bu hastalığın tedavisi nedir asıl tedavisi Bu hastalığın tedavisinde ilaç tedavisi veriyoruz ama ondan önce bu hastalık acaba rüya esnasında mı kalkıp yemek yiyorlar rüya dışında mı yemek yiyorlar bunu anlamamız için kişiye öncelikle uyku testi yapıyoruz. Bir gece boyunca kişiyi uyutuyoruz. Sabaha kadar izliyoruz. Sabah o uyku testini incelediğimizde eğer kişi Rüya dediğimiz REM döneminde yemek yiyorsa tedavisi farklı oluyor. Ama rüya dışında yemek yiyorsa o zaman daha bambaşka bir tedavi veriyoruz. Evet hocam, şimdi odaya geldik. Ne yapıyoruz aslında? Polisomnografi dediğimiz uyku testi, yani uykunun çeşitli parametrelerine baktığımız bir test yapıyoruz. Bunun için hastanın çeşitli yerlerine kablolar bağlıyoruz. Şimdi burada göğüs hareketlerini ölçmek için bir kablo bağladık. Karın hareketlerini ölçmek için ayrı bir kablo daha bağladık. Böylece bu kabloları bağlamaya, bağlayacağız bütün vücuduna. Ayaklara da bağlanır mı? Tabii ki ayaklarına Kafaya da bağlayacağız. Da. Özellikle zaten beyin dalgalarını ölçmek için mutlaka beynine de bağlayacağız. Beyin nasıl çalışıyor, uyku esnasında rüya görüyor mu rüyayı nasıl görüyor bütün bunları beraberce değerlendiriyor olacağız. Kaç saat bağlıyoruz hocam? Yaklaşık saat biz 10-11 gibi hastayı bağlıyoruz. Sabah saat 7'ye kadar devam ediyor. Hastamız yaklaşık olaraktan 7 saat boyunca bizim uyku laboratuvarımızda kaldı. Testin başında da söylediğim gibi ee, acaba rüya esnasında mı rüya dışında mı yemek yiyor diye baktığımız zaman Hakan Bey'in rüya esnasında yemek yediğini gördük. Dolayısıyla rüya esnasında yemek yediğini gördüğümüz için buradaki tedavimiz de öbürüne göre bambaşka oluyor. Ona göre farklı bir tedavi vereceğiz. Ama Hakan Bey de ekstra bir durum olaraktan uyku apne dediğimiz bir hastalık da çıktı. Uyku esnasında yaklaşık olaraktan 1,5 dakika boyunca nefesleri kesiliyordu ve gece boyunca yaklaşık 150 kere nefesi kesildi ve dolayısıyla beyin 150 kere oksijensiz kalmış oldu. Hocam peki burada neyi görüyoruz? Şimdi burada gördüğünüz gibi Hakan Bey eşi tarafından çekilmiş videoda gece kalkıyor. Hiç haberi olmaksızın mutfağa gidiyor görüyorsunuz. Mutfakta yemeğini yiyor. Yemeğini yedikten sonra hızlı bir şekilde geliyor yatağına dönüyor ama bunu yaparken hiçbir haberi yoktur. Eşi tarafından uyurken çekilir. Bu sorunları tetikleyen en önemli faktör nedir hocam? Bunun sebebi bu özellikle uykuyla ilişkili yeme hastalığı. İnsanlar zannediyorlar ki iki sebepten. Bir, gece ben karbonhidratlı beslendiğim için ünsülün arttı, şekerim düştü. O yüzden de yemek yiyorum zannediyorlar. Bundan dolayı değil bu bir. İkincisi psikolojik olduğunu düşünüyorlar. O yüzden de gidip psikoterapi yöntemleri alıyorlar. Bununla da hiç alakası yok. Üç, bu benim alışkanlığım işte annemden getirdim babamdan getirdim bununla da hiç alakası hiç yoktur. Yok an, Esas bunun sebebi özellikle bakın bu uyuduktan bir saat sonra açığa çıkıyor. Hiç haberleri olmaktan mutfağa gidiyorlar. Mutfakta yemek yiyorlar. Gündüzleri sebze ağırlıklı beslenirken, spor yaparken gece karbonhidratla ve bulabildikleri her şeyi yiyorlar ve kilo almaya başlıyorlar bu sefer. O bu, da neyi tetikliyor? Bu da neyi tetikliyor? Direkt yiyip yattığınız için kilo alıyorsunuz ve bunun altında yatan sebep aslında beynin içerisindeki yemek yeme merkezinin anormal elektrik üretiyor olması sanki bir epilepsi hastası gibi beynin hani epilepsi hastalarında hareket kısımları anormal elektrik üretir. Bunda da yemek yemek kısmı anormal elektrik ürettiği için kalkıp yemek yiyorlar. Bu ciddi bir hastalık. 150 kez gece uykuda oksijensiz kalıyor dediniz. Evet. O beyefendinin elinde evet. bunu söylediniz. Ama şimdi böyle bir uyku geçiren kişinin ertesi günü, sabah uyandığı hali, gün içerisindeki hali... Yani neden bunu anlatmanızı istiyorum? Uyku apnem var, işte gece nefesimi tutuyormuşum, eşim söyledi, hayata devam. Hayır, yani bunun mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini altını çizmek adına tekrar soruyorum. 150 kere gece farkında olmadan bir buçuk dakika nefesini tutmak ne demek? Yani nasıl bir e, oksijensiz beyefendi? beyinle uyanıyoruz güne toplumda bir kere uyku apnenin sıklığı %17 hı hı. yani her beş kişiden neredeyse birisinde uyku apne var ama baktığınız zaman tanıya yani şuraya bile soralım tanıdığınız hiç uyku apneli yoktur Tanı konmuyor bu bir. Bu, bu kişilerde gece beyin oksijensiz kalıyor. Oksijen sonrasında beyine girdiği için bu sefer oksijen beyni ve bütün organları yakmaya başlıyor. Çünkü oksijen normalde zararlı bir maddedir. Faydalı olduğu kadar zararlı bir maddedir. Dolayısıyla bu zararlı maddeyi vücudunuza soktuğunuz zaman Oksijenle su birleşiyor. H2O2 dediğimiz hidrojen peroksit yani oksijenli suya dönüşüyor ve vücudunuzun her tarafını yakmaya başlıyor. Uyku apneli hastalarda tansiyon hastalıkları, cinsel fonksiyonlarda azalma, unutkanlıklar meydana geliyor. Dolayısıyla uyku apnesi çok ciddi, ölümcül bir hastalıktır. Bunun mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Hocam çok teşekkür ben ederiz. Kıymetli çok Için. Doçent Doktor Necdet Altıntaş hocama bir alkış rica çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. hocam ağzınıza Görüş sağlık. Görüşmek üzere. Hocam uğurlarken bakın az sonra kim geliyor. Boyun ağrısını azaltmak için evde ne yapabilirsiniz? Geçmeyen sırt ağrılarıyla nasıl savaşabiliriz? Diz ağrısı için hangi hareketleri yapmalısınız? Ağrılarınızı azaltmaya yardımcı önemli bilgilerle fizyoterapist İbrahim Nahya az sonra Çağla'yla yeni bir günde. İbrahim Nahya hocamız bizlerle beraber. Nasılsınız? Hoş i̇yi, geldiniz. İyi iyiyim. Sağ olun Çağla'mız. Nasılsınız? Gayet iyi. Çok çok teşekkür ediyoruz. İzlerseniz ilk önce bir veterimiz var sizinle ilgili. Tabii Onu ki. izleyelim sonra başlayacağız. Tabii. Buyurun. Şöyle birileri şu boynuma masaj yapsa rahatlayacağım diyorsan videoyu sonuna kadar izlemeye devam et. Bir kolumla diğerini dirseğimden tutuyorum ve tuttuğum dirseğimi 90 derece büküyorum. Bu pozisyondayken başımı ters tarafa doğru yatırıp 12-15 saniye bu pozisyonda bekliyorum. Omuzumu kulağıma değil kulağımı omuzuma yaklaştırıyorum. Dilerseniz aynı hareketi diğer taraf için de yapabilirsiniz. Her iki tarafa onar tekrar yapmanız yeterli olacaktır. Eğer düz taban şikayetleriniz varsa bu harika egzersizi mutlaka deneyin. İster ayakta, ister oturarak ki ben ayakta yapmanızı tavsiye ederim. Ayağımı yere sertçe basıyorum, parmaklarımı kendime doğru çekip ayağımı geriye doğru kaydırmaya çalışıyorum ama ayağım hareket etmiyor. Sadece bu kavisi arttırıyorum. Burada 12-15 saniye bekleyip başlangıç pozisyonuna tekrar geri dönüyorum. Bu hareketi sabah, öğle, akşam 12-15 tekrar yapabilirsiniz. Eğer topuk dikenine bağlı ağrılarınız varsa bu harika gidersin mutlaka deneyin. Duvarın önüne geçiyorum ve beş parmağım duvarın köşesine denk gelecek şekilde pozisyonluyorum. Bu pozisyondayken dizimi duvara doğru yaklaştırıp topuğumu birkaç santim havaya kaldırıyorum. Ayak tabanımdaki gerilmeyi hissediyorum. Bu pozisyonda 12-15 saniye bekleyip başlangıç pozisyonuna tekrar geri dönüyorum. Bu hareketi sabah, öğle, akşam 12-15 tekrar yapabilirsiniz. İşte böyle tek hareketle çok güzel, pratik çözümler sunacağız evet. yine Çağlay ile Yeni Bir Gün izleyenleri için. Boyun ağrısını azaltan tek hareket şimdi hocamız tarafından gösteriliyor. Efendim, Boyun ağrılarımız için birçok hareket var. Ben en sevdiğimi göstermek en istiyorum. Tabii ki. Öncelikle ben bir elimi diğer omzuma arkadan dokunuyormuş gibi pozisyonlayıp başımı evet. ters tarafa doğru kulağımı omzuma değdirir gibi yatırıp birazcık da geriye veriyorum. Boynumda gerilme hissettiğim noktada Birkaç saniye duruyorum 12 15 saniye ve başlangıç pozisyonuna tekrar geri dönüyorum. Hmm. Dilerseniz aynı hareketi ders tarafı için de yapabilirsiniz. Koyduğum, başımı yatırdığım ve, ve geri germeyi mesela. hissediyorum. Eğer bunu yapmakta zorlanıyorlarsa evet. daha basit bir hareket de gösterebilirim. Ellerini tamam. göğüslerinde birleştirip başını hafif geriye ve yine yana doğru yatırıp yine buradaki kasında germe hissedecek. Burada da 12 15 saniye bekliyorum ve başlangıç pozisyonuna tekrar geri dönüyorum. Her iki tarafa yapmakta fayda var bu hareketlere. Kolyesi, elbisesi, saçı başı hiçbir şey yapamadım ya. Dur oraya kaçırdım. <laughs> Peki hangi boyun ağrıları için iyi gelebilir? Yani çok ağrıyor sağa sola döndüremiyorum hocam diyenler. Veya hocam sabah kalktım şöyle bir boynumda bir tutulma var herhalde kötü yatmışım yastıktan dolayı diyenler için mi? Yani bir tehlike arz edebilecek bir hareket mi yoksa sadece esnetme olduğu için herkese iyi gelir? Bunlar mi? esnetme e, yapacak hareketler boynumuzdaki kaslarımızı birazcık gevşetmesi için hareket açıklığını kazanmak için. Eğer zaten bu egzersizler bu hareketleri yaparken bir ağrı hissediyorlarsa ve ağrıları tetikleniyorsa biz o hareketi yapmayı tavsiye Etmiyoruz. Ağrı değil esnetme hissi hissetmemiz evet, evet. gerekiyor. Gerginlik hissedecekler. Ağrı hissettikleri noktada o hareketi bırakmaları gerekiyor. Boyun fıtığı olan birisi bu egzersizi, bu hareketi yapabilir mi? Boynunu esnetmesi doğru mudur? Evet. Boyun kaslarını esnetmesi doğrudur. Boyunda binen yükü kaslar gerginleşince boyun omurlarını sıkıştırıp binen yükü arttırır. Bu kaslar ne kadar gevşek ve güçlü olurlarsa boyunumuza binen yük de o kadar azalır Az ve olur. iyi gelir. Şimdi boyun ağrıları neden oluyor? Hep birlikte bir bakalım. Boyun fıtıkları boyuna alınan darbeler olabilir. Hı hı. Masa başında uzun süre çalışmaya bağlı ağrılar olabiliyor. Tabii ki stres çok fazla. Keman çalmak gibi boynun sürekli asimetrik pozisyonda kullanılması e, boyun kemiklerim problemlerinde olabiliyor. boyunun iç bağlarının sorunları gibi nedenlerde aslında olabiliyor. çok fazla evet. e, sebep var. Günümüzde tamam. en çok stres ve masa stres. başı çalışmayla evet. e, beraber oluyor. Stresli olduğumuz, sinirli olduğumuz zamanlar hep diş sıkarız. Diş sıktığımız zamanlar da boyun, çene boyun bölgemize yer alan kaslar da gerginleşir. Ağrımızı arttırabilir. Böyle bir bir hareket daha göstereyim mi? Boyun tabii. Daha havluyla göstereyim. Tabii, bu tabii. Daha keyifli oluyor çünkü. Ee, bunda yine sabah tutulması olanlar, sabah ha. kalktım boynum Tutulmuş hareket etmekte zorlanıyorum. Için. Evet. Bunun için bir havluya ihtiyacımız var. Dilerlerse bu havluyu birazcık ütüyle de ısıtabilirler. Havluyu boynumdan geçiriyorum. Ama uçlarını ters ellerimle tutuyorum. Ve havluyla başımı yavaş yavaş ters tarafa doğru çeviriyorum. Burada... Ee, sonuna kadar götürmelerine gerek yok. Buraya kadar geliyorsa buraya çok 15 derece bu. 15 derece. havludan yardım alarak güvenli bir şekilde bu hareketi... Şu an bu benim boynum rahatladı hocam. <laughs> i̇zlerken rahatladı Yemin değil mi? Yemin ediyorum izlerken evet, rahatladı. Aynen öyle çok yani keyifli bir hareket. burada bir risk olmaz herhalde değil mi bunu yaparken ki kendi kuvvetimizle çok fazla zorlamadan bir kere daha gösterelim. Evet. Nasıl çapraz elimizle Havlu tutuyoruz? boynumuzdan geçirdik. Çapraz elimizle tutuyoruz. Şu. Bir elimizle başımızı ters tarafa doğru aynen. çeviriyoruz. Aynen. Yine burada 12-15 saniye bekliyoruz. Ve başlangıç pozisyonumuza geri dönüyoruz. Hareketi yaparken ağır olmamalı. Gerginlik olabilir. Gerginlik olacak. Orada 10-12 saniye bekleyeceğiz. Bekleyip okası birazcık gerip. Boynumuz neden tutuldu diye sorayım. Neden tutulur boyun sıklıkla Boynumuz günümüzde Hangi en çok böyle e, uyku, yastık seçimlerinde sabah uyandığında genellikle boyun tutulmalarıyla karşılaşıyoruz veya terliyken işte yel girdi derler ya soğuk çıkınca o kas aynen soğuyunca da spazmlara girebiliyor. sıcaktan girebiliyor. bir anda soğumak, aynen soğuğa çıkmak, çıkmak gibi. O zaman da kaslarımızı tutulabiliyor. Çok fazla masa başında vakit geçirmek, sabit pozisyonda uzun süre durmak da hmm. boyun kaslarını geriyor. Hmm. Aslında boyun tutulması dediğimiz şey boynumuza yer alan kasların sertleşip gevşeyememesi. Oh. Evet, buna benzer durumlarda boynumuz tutulabilir. Bel ağrısına doğru aşağı inip geçelim. Bel ağrısı evet. ya da bel tutulması için hangi egzersizleri yapabiliriz? Kimler yapabilir? Yine herhalde herkesin rahatlıkla yapabileceği pek de bir zararın olmadığını hocamızın uygun gördü. Yine estetme hareketleriyle devam edelim. Evet. Bu sefer bel kısmındayız. Bunu da oturarak göstereyim. Buyurun. Evet, oturarak rahatlıkla yapabilecekleri için şu metin biraz kenara alıyorum. Havlumu da indireyim. Sandalyede evet. oturduk. Çok rahatlık bir şekilde oturuyorum. Göbeğimi birazcık içeriye doğru çekiyorum. Kollarımı 90 derece yanlara açtım. Dirseklerim düz ve önce sağa doğru bir bildiğim olan, son noktaya ekran kadar. Başına herkes oturdu şu Gidiyorum. anda. Gidiyorum. Daha sonra Yine gidebildiğim son noktaya ters tarafa doğru gidiyorum. Buradaki amacımız belimizde yer alan omurlarımızı hareketlendirip yine omurlarımızın çevresindeki kasları birazcık hareketlendirmek. Hoşça geçiyoruz. Bel için bir güzel hareket daha göstermek istiyorum. Bunu Buyurun. da yerde göstereyim. Oturarak yaptık. Bir de uzanarak böyle rahat rahat yapsınlar. Hı hı. Çok rahat bir hareket. Yine güvenli bir hareket, basit bir hareket. Sırt üstü Yine Geri. güvenli bir hareket. Uzanıyorum. Evet dizlerim bükülü bir şekilde. Gövdem rahat. Yine karnımı çekebildiğim kadar içeriye çekip dizlerimi önce sağa daha sonra sola doğru hı hı. bir sağa bir sol olacak şekilde her iki tarafa deviriyorum. Bunu yaparken sırtım, omzum, başım hareket etmiyor. Sadece kalçamız ve birazcık belimiz sağa sola doğru hareket edecek. Bu hareketi de her tarafa 15'er tekrar yapabilirler. E böyle hızlı hızlı şey değil değil mi? Yavaş yavaş, yavaş, sindire, yavaş sindire sindire. Çok kontrollü. Esnete esnete evet, yapmamız sindire, önemli. Sindire bu hareketi yapabiliriz. Mesela biz bu hareketi belimde ağrı var diye yaptık ama Hı -hı. belimizde fıtık varmış. Bir şey olur mu? Ben fıtığında yine bu hareketler güvenli hareketler. Zaten evet. Belimize binen yükü azaltmak için olanlar. Çok e, bunlar zarar verecek hareketler değil ama tekrar tekrar söylüyorum. Hareketi yaparken eğer yanlış yapıyorlarsa zaten orada bir ağrı hissedebilirler. Ağrı hissettiğimiz o kadar ağır hareket bırakıyoruz. Evet. Bel fıtığı olduğumuzu nasıl anlarız? Tabii ki hekimlere gideceğiz, tabii ki teşhis koyduracağız, evet. tedavimize uyacağız ama mesela bende bel fıtığı var demem için ne olmuş olması gerekiyor Bel fıtığı öncelikle gerekiyor? zaten genellikle bel bölgesinde ağrıyla lokalize oluyor. Buna eşlik eden de kalçaya, bacağa, ayaklara kadar yayılan uyuşmalar karıncalanmalar da eşlik edebiliyor. Hmm. Ama sırf bacağımda uyuşma var diye bende bel fıtığı var demek doğru değil. Bunun için uzmana gidip mutlaka değerlendirilmesi hmm. daha sağlıklı olacak. Peki. E, mesela sadece beli hiç ağrımıyorsa sadece bacakta böyle aşağı doğru inen bir ağrı varsa veya aşağı doğru inen hiçbir ağrı yoksa ama sadece beli ağrıyorsa da fıtık olabilir mi? Fıtık olabilir ama Sen böyle diyemeyiz. Sen bahsediyorum aslında, aslında ama. Aslında fıtık toplumumuzda hiç ağrısı olmayıp çok fazla bel fıtığı olan insanlar var. De farkında var. olmayan insanlar hmm. var. Bel fıtığı olup e, yani sadece birkaç egzersizle iyileşenler var birkaç tedaviyle iyileşenler hmm. bel fıtığı korkulacak bir şey değil. değil. Aslında bel fıtığı sanılan birçok bel ağrısı basit bir kas spazmı olabiliyor veya farklı hmm. sebeplerden kaynaklanabiliyor. Yani her bel ağrısı her bel fıtığı değildir. Değildir. Peki değil. daha inatçı bir türlü, azalmayan, bir türlü azalmayan sırt ağrısı için yapabileceğimiz özel bir hareket var mı? Boynumuzu konuştuk, belimizi konuştuk. Şimdi sırt ağrıları için hareketlerimizi için evet, de çok hocamız. güzel hareketlerimiz var. Ben yine basit olanlardan, güvenli olanları göstereyim. Tamam. Ben yine çok rahat ayakta isterseniz bunu oturarak da yapabilirsiniz. Önce kollarımı ve dirseğimi 90 derece bükülü bir şekilde havaya kaldırıyorum. Ve bu pozisyondayken kollarımı avuç içlerim ve dirseklerim birbirine değecek şekilde geriye doğru çekiyorum. Göğsümü hafif öne doğru çıkarıyorum. Ve başlangıç pozisyonuna tekrar geri dönüyorum. Bu hareketi 12-15 tekrar yaptıktan sonra hiç kollarımı bozmadan yine 90 derece açıkken bu sefer yukarıda birleştirmeye çalışıyorum. Parmak uçların birbirine değecek ve tekrar başlangıç pozisyonuna geri döneceğim. Bunu yaparken ki amacımız sırtımızda yer alan kürek kemiklerimizin hareketlenmesi. Bunu böyle güzelce sıkıştırır sıkıştırır, değil mi Aynen hocam? Öyle. Yani Aynen öyle. Aynen çekiyorum. Kürek kemiklerimin burada hareketlerini hissediyorum. Kürek kemiklerim birbirine doğru yaklaşıyor. Sırt ağrısı olanlarda bir de genellikle omuz başları öne doğru düşük olur. Buna bağlı olarak da göğüs kaslarında birazcık kısalmalar olabilir. Onun için de göğüs kaslarımızı da birazcık esnetmek için, birazcık onları da gevşetmek için ellerimi ensemde üst üste koyup dirseklerimi Geriye doğru açabildiğim kadar açıyorum. Göğsümüzde bir gerginlik hissediyoruz. Bunu yaparken sakın boynumuzu kasmayalım, sıkmayalım. Boynumuz gevşek, boynumuzda hareketin bağlantısı yok. Hmm. Çekebildiğim kadar çektim. Göğsümdeki gerilmeyi hissettim. Bu başlangıç bırak. pozisyonuna tekrar geri dönüyorum. Ve bunu kaç kez tekrarlayalım? Burada 12-15 tekrar yapabiliriz. Şimdi özellikle de ev hanımlarının bilek ağrıları çok fazla olabiliyor. Değil mi? El bileği ağrılarına birazcık geçelim. Evet, el bileği ağrıları evet, ağrılar oluyor. El bileği ağrıları için de ben böyle güzel bir masaj öneriyorum. Masajı birinin yapması gerekiyor. Onlar da hep şikayet ediyorlar. İşte benim, benim, yapacak kimsem yok. Eşim yapmıyor, çocuğum yapmıyor. Ama birilerini bulsunlar. Bu masajı laka denemelerini tavsiye ediyorum. Sizin el bileğinizi gösterebilir miyim? Tabii mi? tabii buyurun. El bileğimizi avuç kısmına ve bilek kısmına sadece parmağım kayacak kadar zararsız böyle vazelin gibi, bebek yağı gibi bir krem sürüp iki parmağımla önce avuç içine dışarıya doğru Açmaya şöyle çalışıyorum. Biraz şöyle eğim bu şekilde yapabilirsin. Ha, tabii daha ki. Da güzel tabii gömecek. ki Heh, Bileğimizi hafif büküp daha sonra avuç içine dışarıya doğru açacak şekilde yuvarlamalar yapıyorum. Daha sonra yukarı kaydırıyorum. Geri dönüyorum. Yukarı kaydırıyorum. Geri dönüyorum. Bunu birkaç dakika yaptıktan sonra el bileğine geçiyorum. El bileğine iki baş parmağım. Bileğimi hafif yana doğru açacak şekilde buralara masajımı yapıyorum. 4-5 tekrar bu açma hareketini yaptıktan sonra bu sefer de yine yukarıya doğru masajımı uyguluyorum. Totalde 4-5 dakika hem bileği hem avuç içine yapmak iyi gelecek. Yapın Nasıl ya olur? bunu analarınıza, <laughs> babalarınıza yapın. Evet. ihtiyacı olana yapın. Herkes eşlik etsin. Bu Böyle. bizim bileğimizin gevşemesi için, oradaki tünelin birazcık daha rahat hareket edebilmesi için güzel bir masaj. Gevşetiyor yani bu hissettiğim evet, e, evet. o oldu gerçekten. Şimdi bir de e, omur ağrısı var değil mi hocam? Ee, ev işi mesela yaparken işte bir anda böyle ağır kaldırmak zorunda kaldığımız sadece bel değil <laughs> e, omurlarımız da e, zarar görebiliyor. E, omuz e, omur demişim. Omuz ağrısı <laughs> için neler yapıyoruz? Omuz ağrısı için de yine ben e, güzel bir hareket göstereceğim. Hatta birkaç tane hareket göstereceğim. göstereceğim. E, ben bunu bir sopayla yaparlarsa daha sağlıklı olur. Ben havluyu sopa gibi kullanacağım. <laughs> Sopayı tuttum. Örnek veriyorum. Sağ omzum için ben bu hareketi yapmak istiyorum. Sopayı iki ucundan tuttum. Sağ omuzum için yapacağım ya. Sol kolumla sopayı yavaşça yukarıya doğru kaldırabiliyorum. Hı. Kaldırıyorum. Sağ kolumdan sadece sopayı destekliyorum. Harekete yardım etmiyorum. Sol kolum aslında hareketi yapıyor. Kaldırabildiğim son noktaya kadar kaldırıyorum ve başlangıç pozisyonuna tekrar yavaş yavaş geri dönüyorum. Dönüyoruz. Sol kolumuzdan sağ kolumuz için, sağ omuzumuz için yardım alıyorum. Bunu 12-15 tekrar yaptık. Bu sefer de sopayı, bunu sopa varsayıyoruz, sopayı iki ucundan tutuyorum. Ha, geldi, ve sopamız da geldi. Geldi mi? Aa Süper. Evet, evet. Hemen onu da göstereyim. Yani bildiğimiz, <laughs> oklava dediğimiz. Evet, oklava. Çok bakımlı. Tamam. Bir de sopası olur, ne ee, olursa. Şey, evet, o sopa. Sağ omzum için gösteriyorum hareketi. İki ucundan tuttum. Sol kolumla sağa doğru omzumu ittiriyorum. Sağ kolum sadece eşlik edip sopayı tutuyor. Gidebildiğim son noktaya kadar. Eğer buraya kadar açabiliyorsan buraya kadar yaparsın. Buraya kadar açabiliyorsan buraya kadar bu hareketi yapar. Ha biliriz. Evet. Şimdi e, bir veterimiz mi var? Her sonra veterimiz varmış. Pardon. Bazen merdiven çıkarken dizlerde çatır çatır veya şöyle bile yaptığımız zaman çatır çatır sesler çıkabiliyor. Evet, evet. Diz ağrısı ve seslerin azalması için ne yapabiliriz? Bu sesler bir şey ifade eder mi? <laughs> Merve, seslere yok şöyle şey. seslere biz şöyle ayırt e, etmekte fayda oluyor. Eğer bu seslere ağrı, şişlik, ödem, hareket kısıtlılığı gibi ekstra semptomlar eşlik ediyorsa e, ee, bunu bir hekime görmekte fayda var. Ama bu seslerde herhangi bir hareket kısıtlığı yok, herhangi bir ağrı yok. Hiçbir şey rahatsız etmiyor. Sadece ses geliyorsa egzersizlerle bu bölgeyi güçlendirmekte fayda var. Ben diz içinde yine yerde birkaç tane hareket göstereyim. Tamam. Çok rahat. Herkese ya bu dizi sağlıklı olan insanlar da zaten diz sağlığını korumak için mutlaka bunu yapmalarını ben tavsiye ediyorum. Yere oturdum. Yine bir havlu kullanıyorum. Havlumu katladım. Ve topuğumun altına bu havluyu koyuyorum. Birazcık ayağıma yükseklik kazandırdım. Bu pozisyondayken parmaklarımı, ayak kendime doğru çekip havluyu yere doğru bastırmaya, sıkıştırmaya çalışıyorum. Aha. Havluyu iyice bastım bastım bastım. 7-8 saniye burada kalıp tekrar rahat bırakıyorum. Bir daha gösteriyorum. Topuğumla ve bacağımla havluyu yere doğru iyice bastırıyorum. 7-8 saniye bekleyip başlangıç pozisyonuna geri dönüyorum. Bunu 10 tekrar yaptık. Daha sonra aynı havluyu bu sefer de dizimin altına aldım. Dizime birazcık yükseklik kazandırdım. Ayak bileğimi kendime doğru çekip bu sefer de dizimle havluyu yere doğru aşağıya doğru bastırmaya çalışıyorum. Havluyu iyice ezebildiğim kadar eziyorum. 7-8 saniye bekleyip başlangıç pozisyonuna tekrar geri dön. Bu hareketi de 10 tekrar ikisini birlikte kombine şekilde yapabilirler. Bu dizin etrafını güçlendirmek için önemli için çok soru geliyor. Evet. Ee, bir hareket daha göstermek istiyorum. Bunu Tabii. ayakta göstereyim. Tamam. Ee, böyle bir duvardan, masadan, güvenli bir yerden destek alıyorum. Aslında hareketimiz çok basit. Önce parmaklarımı kendime doğru çekiyorum. Yani topuğun üstüne basıyorum. Daha ha, sonra hemen buradan yukarı. da parmak ucuna yükseliyorum. Şöyle. Bir aşağı, bir yukarı olacak şekilde bu harekete parmak ucuna 15, topuk üstünde 15 tekrar olacak şekilde yapabilirler. Bu da diz bölgemiz için ve dizimizin etrafındaki kaslar için çok etkili, kaliteli bir hareket. Müthiş hocam. vallahi baştan aşağı taradık yani evet. vücudu ve yapabileceğimiz <laughs> tüm hareketleri gösterdik. Fizyoterapist İbrahim Nahi hocamız bizlerle evet. beraber de bir alkış rica ediyorum. Çok <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sizi yani, uğurlarken minik bir veterin var. Güzel, ben yanında. tahmin ettim onu ama birazcık izleyelim. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Ay unutmazlar ya. Çok teşekkür ediyorum. Bugün eee beni ilk anne yapan oğlumun doğum günü. Ee, çok tarifsiz güzel duygular yaşıyorum, her anne gibi. Ekibime çok teşekkür ediyorum, hiçbir zaman unutmuyorlar. Ee, oğlum okulda, onu çok sevdiğim, o zaten kendisi çok çok iyi biliyor. Hayal ettiğin gibi güzel, sağlıklı, mutlu bir yaş olsun. Seni annen çok seviyor, çok seviyor. <laughs> hocam nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Bağlıla <laughs> işte annelik hocam böyle bir insanın ayaklarını yerden kesen bir duygu. İyi ee, iyi ki varlar, iyi ki ben de anne olmuşum diyorum. Profesör Doktor Öztekin Oto hocamız bugün bizlerle beraber. Nasılsınız? Teşekkür ederim, kutluyorum ben Çok de anneliğinizi ve kuzeyin doğum gününü. Sağ olun hocam, sağ olun. Allah herkese, isteyen herkese nasip etsin diyelim. Ve 19. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi İstanbul'da sevgili izleyenlerimiz başlamak üzere. İçeriği hakkında birazcık hocamızla bilgi alalım. Evet 4 6 Kasım'da İstanbul'da Elit Elite World Convention Center'da olacak. 19.'sını düzenliyoruz ve ben Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı olarak Vakfı başkanı olarak bunu düzenliyorum ve hem katılımcılar hem konuşmacılar uluslararası ağırlıklı olduğu için uluslararası bir kongre diyoruz ve bu kongrede özellikle kalp kapak hastalıkları koroner arter hastalıkları ama ağırlıklı olarak minimal invaziv kalp hastalıkları konuşulacak. Şimdi isterseniz minimal invaziv teknikte yapılan ameliyatların öneminin artmasından birazcık bahsedelim. Artıyor mu diye aslında sormam gerekiyor. Ve son zamanlarda hastalardan da bu yönde bir e, talep artışı oluyor mu akabinde? Evet mesela bu kongrede de dikkat edersek e, ağırlıklı olarak bu konu konuşuluyor. Yani uluslararası bir kongre ve e, herkes bunu konuşmak istiyor. Demek ki bu konuda bir eğilim var ve bir yenilik var ve artık cerrahi bu yöne doğru gidiyor. Dolayısıyla de evet hem yoğunlaşıyor bu konu hem de hastalardan da hastalar bunu öğrendikleri için bu yönde bir talep, talep geliyor. Bir yani benim ameliyatımı göğsümü tümden açarak değil yandan küçük açarak yap şeklinde minimal invaziv ameliyat bu demek küçük delikten kalp ameliyatı. Dolayısıyla hastalardan da artık ciddi bir talep gelmeye başladı. Bu sadece Bizde, Türkiye'de değil, Tabii. yurt dışında şey da yani. e, özellikle... Böyle bir talep belirginleşti. Şimdi o zaman isterseniz kimlere yapılabiliyor ve özellikle de tercih etmenizin sebeplerini oluşturan avantajlardan biraz bahsedelim. Evet, avantajları tabii belki onu çok net olarak sayabiliriz. Özellikle kozmetik avantajı çok net. Yani küçük dediklerin olduğu için az iz bırakıyor, boydan boya açılmadığı için ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu ille küçük şey ille genç bir hanım için değil, yaşlı bir e, e, erkek için de aynı şekilde önemli olabiliyor. Plaj, Hı -hı. Plajda gezemiyorum diyor bu kesiyle. Tabii, e, yaşlı bir adam da evet. bunu söyleyebiliyor. Dolayısıyla e, kozmetik avantaj çok önemli ama hastanede kalma süresi kısalıyor. Az bir travma yaptığınız için Hastanın ağrısı ve iyileşme dokusu az oluyor. Hem ağrı az, hem de iyileşecek doku az. Çünkü az kesmişsiniz. Bu avantaj. Bunun dışında da yoğun bakımda kalma, serviste kalma, bunlar hep daha kısa oluyor. Hastanede kalma süreleri hep daha kısa oluyor. Kanamanın da belki de çok dikkatli yaptığımız için minimal invaziv, aman bir şey olmasın diye bunların baştan sona kendimiz yaptığımız için kanama da biraz daha az görülüyor diğer. Açık yapılan ameliyatlara göre enfeksiyon da aynı şekilde. Ama e, hastanın kendi işinin başına dönmesinin e, erken olduğunu söylemekte de yarar var. E şimdi ağır bir, bir tabi çok ağır bir işçi ise o da e, ağırlık taşıyan bir işçi ise o da kolay dönebiliyor. Ama yaşlı bir insansa belki bir bakım evinde kalıyor, onun kendine yetecek hale gelmesi de önemli. Kendine yetecek hale çok çabuk sürede Özlice geliyor. Tek başına yaşıyor, bak bakıma muhtaç bu açıdan son derece önemli. Ben bu şey listesinin sonuna bir hastama söz verdim ekleyeceğim diye. Şırnak'tan bir genç hanım hastam geldi ve ona mitral kapağını mitral kapak onarım ameliyatı uyguladım minimal invazif olarak. Küçücük meme altından çıkarken bana pek çok soru sordu. Bunu da yapabilir miyim? Bunu da yapabilir miyim? En son dedi ki Şırnak'ta biliyorsunuz düğün mevsimi düğünde oynayabilir miyim? Yani şimdi bu da önemli. Hakikaten düğünde de oynayabilir Konfor sağladığını söyleyebiliyoruz sağladığı çok kesin net bir şekilde. Konfor kesin ve bir de ee, e, tabi e, yara iyileşmesinin çabuk olması nedeniyle e, büyük ameliyatlardan sonra düz yatmasını, sırt üstü yatmasını söylüyoruz. Standart ameliyatlarımız. Bunda ise öyle bir şey yok. Yan yatabilirsin. Geçen gün bir hastada yüzü koyun yatabilir miyim dedi. Deneyelim dedim. Baktım yatıyorsun. Tamam yatabilirsin dedik. Yani o şekilde. Bunlar ciddi avantajlar. Bu minimal ve biz kapalı kalp ameliyatı diyebiliyor muyuz hocam? Bu çok önemli bir soru gerçekten. Şimdi ben hani e, meslektaşlarımıza da yönlendirme ya da işte bir e, eleştiride bulunmak istemiyorum ama e, hep beraber sorumluyuz bu yanlıştan e, bir yandan hastalar e, kapalı diyorlar bir yandan meslektaşlarımız bu e, kavramın üzerine yattı e, kapalı kalp ameliyatı diyerek e, bu bir kapalı kalp ameliyatı değil yani e ee, biz bunu açık kalp tekniğiyle uyguluyoruz. Yani kalbi durduruyoruz. Kalbi durdurduğumuz sürede koruyoruz. Kalp akciğer makinesine bağlıyoruz. Kalp akciğer makinesine bağladığımız için de onunla ilgili hatların girmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir açık kalp ameliyatı. Buna kapalı demekle hem küçültüyorsunuz hem de yanlış yönlendiriyorsunuz. Oysa minimal invaziv kalp ameliyatı ya da küçük delikten yapılan kalp Ameliyat ameliyatı daha, daha doğru. doğru Hani yanıltmamak için hem de bu anlamda genel bilgilendirelim diye izleyicilerimizi... Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi hangi kalp ameliyatlarını bu yöntemle yapabiliyorsunuz? Evet E, bu giderek artıyor. Art, e, ben artık e, bir ameliyatı eğer minimal invaziv yapmıyorsam acaba ne, neden kendim böyle suçlu hissediyorum? E, yani en baştan biz çocuk kalp ameliyatlarında küçük delikten ...kalp deliklerini kapatarak başlamıştık. Daha sonra mitral kapağı onar, onarma ve onar ameliyat değiştirme ameliyatlarını... ...bu yolla böyle bir kesiyle yapmaya başladık. Aort kapağını aynı şekilde değiştirme ameliyatını önce yukarıdan yapmıştık. Sonra buradan açarak başladık. Yani her tip ameliyatı yapabiliyoruz. Koroner bypass ameliyatlarında da son 5 yılda uyguluyorum. Orada da belli koşullarla uyguluyorum... Ee, giderek e, hemen hemen tüm kalp ameliyatlarını özellikle aortanın balonlaşması ameliyatını da e, hemen hemen rutin bir şekilde küçük delikten yapıyorum. Yapabiliyorsunuz. Mitral kapak hastalığında küçük kesinlerden yapılıyor? Bir bundan bahsedelim. Kapağı onarmanın değiştirmeye göre avantajlarını. Evet. mitral kapakta e, herkes hasta şey kalp burada e, solda yer alıyor gibi düşünüyor. Hayır. Sağdan açıyoruz. Ve bunu hastaya söylediğim zaman da şaşırıyor. Neden sağdan, sağdan diye. diye çünkü tam oradan e, bu minimal invazif kalp ameliyatında genel mantık kasıktan ya da boyundan e, kalp akciğer makinesine bağlama yollarını e, sağlıyoruz oradan bir belki hiç kesi yapmadan deriden geçerek e, borularla sağlıyoruz onu öyle sağlayınca nereyi ameliyat edeceksek. Onun üzerine düşecek şekilde açıyoruz. Yani boydan boya açmamanın avantajı sağlamamız bunun ne oluyor. Yani kasıktan veya boyundan kanülleri yerleştirerek. Dolayısıyla mitral kapağı buradan ulaştığım için sol atyumdan, sol karıncıktan, kulakçıktan ulaştığımız için sağdan açıyoruz. Ve orada keside de sürekli gelişmeler oldu. Önce meme altı yapıyorduk sonra... E, yandan yapmaya başladık. Şimdi nipple insizyonu diyoruz. Yani e, memenin kahverengi e, çizgisinin tam etrafından keserek yapıyoruz ki hiç iz kalmıyor, kalmıyor, görünmüyor dışarıda. E, daha önceden kalp ameliyatı olmuş <laughs> kişilere ikinci ameliyat uygulanırken onu küçük delikten yapabiliyor musunuz? Evet. E, koşullu bu ama yani her durumda değil. değil ama ama e, genel olarak avantaj sağlıyor. Örneğin daha önceden mitral kapağı değişmiş hastalarda şimdi sıklıkla süt yetmezliği yani sağ kapakta yetmezlik ortaya çıkıyor. Yani 10 yıl önce, 15 yıl önce ameliyat yapmışız, mitral kapağı değiştirmişiz. Hemen hemen çoğunda diyelim... Hı hı. Triküspit kapakta da yetmezlik oluyor. Onu hep sağdan açarak yapıyoruz. Önceden koroner bypass olmuş biraz da e, onun mitral kapağında kaçak var. Onu da yine sağdan açarak küçük delikten yapabiliyoruz. E, hatta o triküspitte hiç kalbi durdurmadan da yapmak mümkün olabiliyor. E, evet koşullu olarak e, yapabiliyoruz. Bir diğer şey de çocukken e, aort kapağını Küçücük bebekken daha böyle 3-5 günlükken e, aort kapağını küçük genişlettiğimiz hastalarda e, şimdi eğer 10-13 yıl sonra kapak değiştirmek ya da kapağa ciddi müdahaleler yapmak gerekirse onu da e, küçük açarak yapmak mümkün olabiliyor önden. Eğer yaş sınırlaması <laughs> var mı diye soracaktım ama biraz önce söyleyerek aslında söylemiş olduk. E, evet biraz ama daha. vurgulamakta yarar evet. var. Bebekte de yapıyoruz. Çocukta da yapıyoruz. E, ama en önemlisi yaşlılar e, yaşlılarda yapıyoruz. Yaşlılar da sadece kozmetik avantaj olmadığı için yaşlarda yapmak bir avantaj. Bunu da vurgulamakta yarar var. Bebekte de giderek e, seviyeyi azalttık, küçülttüm. E, çünkü e, bu Kasıktan pompaya geçme işini karın atar damarından yine küçücük açarak yapmaya başlayınca yani bebekte de pompaya geçmeyi kasıktan yapmayı başarınca bu sefer yine orada da küçük kesileri sağdan az açarak yapmak mümkün olabiliyor özellikle ASD, VSD gibi deliklerde. Peki hocam minimal invaziv cevresi için hasta seçiminden birazcık bahsedelim. Bir hasta seçimi <laughs> mutlaka yapılıyor yoksa hayır Çağla her hasta yapılır diyebiliyor muyuz? E Giderek bu sınır genişliyor. Genişledim. Belki bunu söylemek için uygun bir fırsat bu. Giderek genişliyor. Evet eskiden çok hasta seçiyorduk. Ben başlangıçta her hastaya yapmıyordum, dikkat ediyordum. Ama en önemli konu hastadan gelen istek. Yani şimdi artık hasta istekli olunca özellikle bana küçük kesiden yap deyince onu bazen yapmadığımız bir ameliyat bile olsa oturup kendisiyle tartışıp riski bu. Ama buradan böyle açabiliriz. Gerektiğinde tekrar önden açabilirim diyerek yapabiliyoruz. E, yapışık vakalar, önceden birinci, ikinci, üçüncü ameliyatını olmuş olan vakalar e, hep tekrar tekrar düşünmemiz gereken hastalar ama onlarda biraz evvel söylediğim gibi e, şartlı olarak yine e, minimal invazif ameliyat yapmak mümkün. E, bu cerrahi için hocam mitral kapağı onarma yöntemine geçelim <laughs> isterseniz. Mitral kapağı onarma yöntemi hep aynı mı yoksa onda da yenilikler var mı? Biraz da onu konuşalım. Evet. E, kesinlikle var. Bir kere mitral kapak e, değiştirmek. Yerine mitral kapağı onarmak ciddi bir avantaj. Ha, o avantajlardan da bahsedelim. Evet, bu avantajlardan en başında kapağın tümünü çıkartmadığınız için kalp fonksiyonlarının uzun vadede de iyi kaldığı söyleniyor. Yani kapağı onardığınız zaman değiştirmeye göre kesinlikle avantajlı. <laughs> Ve ikincisi de kapağı değiştirmediğiniz için özellikle mekanik kapak takmadığınız için de kanı sulandırma ilacı vermek gerekmiyor. ...bu da önemli bir avantaj. Bütün bunları bir araya koyunca... ...o zaman bu... ...mitral kapağı onarma konusunda... ...hep çaba harcamak gerekiyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Ve o zaman da... ...mitral kapağı onarmada... ...gerçekten yenilikleri... ...takip etmek gerekti. Bunu ilk yıllar önce Carpentier başlattı ama... ...o tekniği... ...hemen hemen şimdi çok az kullanıyoruz. Daha çok yeni... E, korda yani yeni oluşumlar, sentetik oluşumlar ekleyerek e, e, vitral kapağı çok kolay ve daha hızlı bir şekilde onarabiliyoruz. E, bu onarımda hangi ilaçlar kullanılıyor hocam? E, e, onarımdan sonra hastaya kanın sulandırma ilacı e, önemli Öyle bir ilaç diyorsunuz. kullanmıyor, kullanmıyoruz. Sadece böyle e, aspirin ve e, buna benzer e, ilaçlarla uzun vadede e, idare etmek mümkün olabiliyor. Bu ameliyatlardan sonra egzersiz sınırlaması var mı ve hangi sporları yapabiliyorlar, hangilerini yapmalarını öneriyorsunuz? Evet. Şimdi tabii minimal invaziv ameliyattan sonra biraz evvel e, şırnaklı hastanın e, hemen dans etmeye halay çekmek istemesi gibi e, pek çok ee, egzersize izin verebiliyoruz minimal invazivden sonra. Ee, ama genel olarak bu bir açık kalp ameliyatı olduğu için takım sporlarına girmesini istemiyoruz. Hmm. Yani e, o takım heyecanı, takım yarışması e, onları istemiyoruz. Darbe almaması açısından mı? E, yok e, takımda takım sporu olunca bunun bir antrenmanı var. E, ondan sonra e, bir heyecanı var. Bütün onları ee, herhalde bundan dolayı yasaklıyor. Yani bu genel bir konsensus Aa, benim koyduğum bir kural değil. değil de e, genel olarak açık kalp ameliyatlarından sonra takım sporu yasaklanıyor. Ama minimal invazivde çoğu şeye izin veriyoruz. Aslında Yapabilse bile yap, yapmamasını istememiz o takım sporunda onun için e bir düşünseniz bu milli takımdaki voleybolcular gibi oynamasını istemek ya da böyle bir bunun antrenmanını yapmak yapmasını istemek bile evet, çok ağır olur. Olur. Peki kalp ameliyatından sonra hastalarınıza öner, önerdiğiniz veya önerilen bir diyet var mı? <laughs> Genel olarak bütün hastalarımıza biz Akdeniz diyetini öneriyoruz ve. Karbohidrattan sınırlı kalmasını öneriyoruz çünkü kilo almak ne olursa olsun zararlı. Hmm. Ee, hem bir ekstra yük getirecek hem de e, hep benim söylediğim şey eğer göbeğine her gün bak burada yağ varsa kalbinde de vardır şeklinde. E, dolayısıyla e, kalbe yağ get yükü getirecek, herhangi bir hastalık getirecek e, diyetin olmaması lazım, kilo almaması lazım. E, Korneal arter hastalarımız eğer bypass yaptıysak bunların kolesterolünün kontrol altında olması lazım. E, bütün bunlardan dolayı Akdeniz diyetini öneriyoruz ve sınırlı kaloriyle e, zayıf kalmalarını, sağlıklı kalmalarını öneriyoruz. Tavsiye ediyorsunuz. Peki Profesör Doktor Öztekin Oto Hocamıza verdiği kıymetli bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Biz reklamlara gidiyoruz efendim reklamlardan sonra Çağla ile yeni bir gün devam edecek. Evet, çoğalani yeni bir gün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Nuray ablamızın yanındayız. Ya zaten hmm. burada bu şey pişerken fındıklı kurabiye mi bu? Evet. Bu pişerken stüdyoda de bize yapılan eziyetten birazcık bahsedelim. Önce bundan bahsedelim. Buyurun Evet, sen. bu çok güzel. Çocukların bu. ve bizim yani evet. büyüklerin de en sevdiği kıyır kıyır çok Buyur. güzel bir kurabiye. Evet. Şimdi bu fındıklı ama bunu e, yer fıstığıyla da yapabiliriz. Badem ezi, yani bademi de un haline getirip yapabiliriz. Ve harika. Ve harika. Evet. Çok güzel. Pak, paketli e, bisküvilerdense nereden böyle sağlıklı güzel bir kurabiye yiyebiliriz. Çay saatlerinde özellikle. Hep Bayan böyle alırım ham diye bir yerim var. O kadar Afiyet güzel. olsun. Ee, sağ Afiyet ol canım olsun. Benim. Afiyet olsun. Evet. evet şimdi patatesimiz. Şimdi bu da, evet bu da <laughs> Ee, tabii içinde kaşar olduğu için patates biraz daha çana bir patates. çana hazırlamıştık evet. ve içerisinde nelerimiz vardı? İçerisinde e, tavuk sote yapmıştım ben Ta tavuk evet. kuşbaşı tavuğumuz göğüs etinden, e, kapya biber, yeşil biberimiz, soğan, sarımsak, domates. Allah ne verdiyse diyebiliriz. Allah ne verdiyse sağlıklı bir yiyecek. Çok güzel vallahi ellerine sağlık. Afiyet olsun. Üstüne de kaşar koyduk. Bir, bir, o şey yani o inanılmaz bir lezzet katmış bu arada. Şimdi yayını kapatırsan ben yemeğe devam edeceğim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kapatır mısın olsun. yayını? Ee, Sen yabancı değilsin artık yayında kapatıver yani. <laughs> evet kapatıyorum. Evet kapatıyoruz. Bugün Çağla ile Yeni Bir Gün programında çok güzel bir bilgiler edindik. Allah Sizlere de güzel güzel bugün patates çanağında tavuk sötemizi yaptık, kurabiyemizi yaptık. Ve ne oldu? Ve programımızın sonuna geldik. Canal ile yeni bir günde. <laughs> <laughs> Yarın yine görüşmek üzere demezsen Yarın, kapatamayacağız. Yarına görüşmek Peki üzere. üzere. Hoşçakalın. Hoşça <laughs>